Eğitmaden herkese merhabalar. 2022 ilk örnek sorusu yayınlandı. Ekim ayının örnek sorularını, matematik sorularını birazdan sizler için çözeceğiz. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. Ayrıca kanalımızda konu anlatım videolarını bulabilirsiniz. Sizler için LGS yadı 8. sınıf ders anlatım videolarını hazırladık liste olarak arkadaşlar tıklayıp kendiniz rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ayrıca dokümanı PDF olarak aşağıda paylaşıyoruz. Oradan indirip bu soruları zaten takip edebilirsiniz. Eğer indirme linkini bulamadıysanız. Şimdi gelelim sorularımıza. İlk soruya bir bakalım. Opep Okek sorusuna benziyor ama tam da Opep Okek sorusu değil bu arkadaşlar. EBOB EKOK'u yeni adıyla. Ee, soruya bakacak olursak bir kırtasiye 60 adet kırmızı. Bakın 60 tane kırmızı, ee, 72 adet mavi, 72 tane mavi ve 42 adet de kalem kutusu varmış. Kalem kutusumuzun sayısı 42. Evet devam edelim. Kalemlerin tamamı her biri en fazla 15 kalem alan bu kutulara her birine eşit sayıda yalnızca bir renk kalemler bulunmak şartıyla yerleştiriliyor. Yani bir kutuda bir renkten olacak iki renki karıştıramıyoruz. Daha sonra bu kalemler kalem kutuları ile birlikte satışa sunuluyor. Buna göre satışa sunulan kalem kutusu sayısı en fazla kaçtır? Şimdi en az deseydi bu e, OBEB sorusu yani EBOB sorusu olacaktı. 60 ile 72'nin EBOB'u. Arkadaşlar bu sayıların EBOB'u 12 oluyor. Şimdi bu ob, EBOB'un çarpanlarını bulalım. EBOB 1'e bölünür yani bölenleri 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bir de kendisine yani 12'ye bölünür. Ee, bakalım deneyelim acaba hangisi olacak? 42 tane kalem kutumuz var 42'yi geçemeyiz. Eğer kalem kutularına bir bir yerleştirirsek 60 bölü 1 artı 72 bölü 1. Toplam bu sayıları toplarsak 132 tane kalem kutusu lazım. Ama bizim elimizde 42 tane var. Olmadı. 1 olmadı. 2 için deneyelim. 60 bölü 2 artı 72 bölü 2. 30. 32 daha arkadaşlar. 36 daha. Bu da 66 tane yapacak. Bu da olmadı. 3'ü deneyelim. 60 bölü 3 artı 72 bölü 3 toplarsak burası 20 burası 24 burası 44 yapıyor. Bakın yine geçti. 3 de olmadı. Şimdi 4'ü de diyelim. 60 bölü 4 artı 72 bölü 4. 60'ı 4'e bölersek 15. 72'yi 4'e bölersek 18 toplarız. 33 tane arkadaşlar. En fazla sayıda e, kalem kutusu sayısı olmuş olur. 6'yı deneyebilirsiniz. Daha az çıkacak. Daha az çıktığı için bize en fazla lazım. 42'ye yakın en büyük sayı aradığımız için cevabımız burada 33 oluyor. Gelelim ikinci soruya. Şimdi burada arkadaşlar üstlü ifadelerle ilgili bir sorumuz var. Üstü ifadelerle ilgili bazı kuralları bize hatırlatmış. A farklıdır ve B farklı sıfır olmak üzere. K, M, N birer tam sayı olmak üzere. İşte tabanlara eşit ise üstler toplanır üstü sayılar çarpılırken. Üstü üstün, üstün üstü alınırken üstler çarpılır. Üstler aynı ise aynı üst altında tabanlar çarpılır. Bölme işleminde ise aynı taban altında üstler bölünebilir. Bölme işleminde bu şekilde yapıyoruz. Demek ki bu kuralları kullanacağız soruda. Sorumuza geçelim. Bir dokuma fabrikasında 5 üretim atölyesi ve her atölyede 25 tane dokuma makinesi vardır. O zaman 5 atölyede her birinde 25 tane varsa 5 çarpı 25 125 tane dokuma makinası var. Tamam mı? Bu fabrikada 512 metresi 453 gram gelen iplikler kullanılmaktadır. Bakın 512 metresi 453 grammış. Tamam. Kütlesi 1812 kilogram olan ipliğin tamamı. Her makinede eşit sayı kütlede iplik olacak şekilde bu makinelere takılmıştır. Buna göre bir dokuma makinesinde takılan ipliğin uzunluğu kaç metredir diyor. Şimdi 1812 kilogramı önce grama çevirelim. 1812 kilogram grama çevirmek için kilogramı 3 tane sıfır katıyorsunuz en yani sonuna. Evet 453 gramı bölüyoruz. Kaç tane 453 gram var onu buluyoruz. Böldük. 1812 eğer 453'e bölerseniz 4 kere var. Yani burası 4000 oluyor. 4000 tane 453 gram. Her 453 gram 512 metre olduğu için o zaman 4000 453'ü çarparsak bu pardon 512'yi çarparsak bu ipliğin kaç metre olduğunu buluruz. Sonra bunu da 125'e bölersek, 125 makineye bölersek her dokuma makinesine düşen ipliğin uzunluğunu buluruz metre olarak. Şimdi 125 ile 4000'i sadeleştireyim. 4000'i 125'e bölerseniz arkadaşlar 32 defa var. Yani sonuçta 32 çarpı 512 oldu. 32 2'nin 5. kuvveti. 512 ise 2'nin 9. kuvveti. Tabanlar eşit ise üst sayılar çarpımlar üstler toplanır. 9, 5 daha 14. Ne yaptı burası? 2 üzeri 14. Şimdi şıklarda 2 üzeri 14 yok dikkat ederseniz. Ama şiabı şöyle yapacaksınız. 2'nin karesi üzerinde 7 yapalım. Üstün üstünde üstler çarpır. Yine 14 oluyor. 2'nin ikinci kuvveti 4. O zaman 4 üzeri 7 yapabiliriz. Cevabımız 4 üzeri 7 yani B şık oluyor burada çocuklar. Evet, gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruyu dikkatle okuyalım. Biraz uzun, uğraştırıcı bir soru burada. Soru zor değil ama biraz karışık görünüyor. Oraya dikkat etmemiz lazım. Şimdi bakalım sorumuza. Bir parkta ağaçtaki gibi üç koşu parkuru bulunmaktadır. Parkurların başlangıç noktası A noktasından Ali bir numaralı, Eren iki numaralı, Mehmet ise 3 numaralı parkurdan aynı anda koşmaya başlayarak bir saat boyunca koşuyorlar. Ali bir turu 120. Bakın, Ali 120, 120 diye not alayım şuraya. Eren 50, Eren için 50 yazalım şuraya. Mehmet 40 saniyede koşuyormuş. İlk yarım saatte Ali hızını azaltarak bundan sonraki her turu 150 saniyede tamamlıyor. Ali bundan sonra bir ilk yarım saatten sonra 150 saniyede tamamlıyormuş bir turu. Devam edelim. Ali, Eren ve Mehmet ile A noktasında karşılaşma durumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor bize arkadaşlar. Şimdi Ali ile diğerlerini karşılaştıralım. Şimdi Ali ile Eren'e bakalım. Şimdi Ali ilk yarım saat 120 ile gidiyor. Bu da 50 saniyede tamamlıyor. Şimdi 120 ile 50'nin EBOB'u yaparsanız arkadaşlar 600 çıkacak. Sonra yarım saatimizi saniyeye çevirelim. Çünkü 120 saniye. Bu da 50 saniye. 600 saniye yaptı şurası. Şimdi yarım saat 30 dakikaydı. 30'u 60 ile çarparsak bunu saniye. 30 çarpı 60 saniyemiz var. Her 600 saniyede bir bunlar karşılaşıyor. 600'e böldüm. Sonra arkadaşlar sadeleştim. Burası 10. Sıfırı sildim. 3. 3 defa karşılaşıyorlar. ilk yarım saatte. Peki ikinci yarım saatte 30'la 60'ı çarpıyorum yine. Bu sefer Ali hızını 150 yapıyor. Erenin hızı değişmiyor. 50. Burada ise 150 ile 50'nin ebobu şimdi de 150 oluyor. Çünkü birbirinin katı her 150 saniyede bir karşılaşacaklar. Bu e, her ikisinin karşılaşma süresi. O zaman yine bunu 150'ye bölüyorum. Saniye çevirdikten sonra e, şuradan bir sıfırımız gitsin. Şunu 15'e böldüm. Şurası 2 kere 12. 12. Bu 12 defa karşılaşacaklar ikincisi e, 30 dakikada burada üç defa şimdi Ali ile Mehmet'e bakalım Ali Mehmet Mehmet'in hızı sabit Ali ilk yarım saat 120 ikinci yarım saatte ise 150 ile gidiyor burada yine 40 oluyor şurada ebobumuz 120 şurada ebobumuz arkadaşlar 600 oluyor Şimdi ilk yarım saat için 30 çarpı 60 yapıyorum. Yine bunu saniyeye çevirdim. 30 dakikayı 120 saniyede bir karşılaştıkları için 120'ye bölüyorum. Kaç defa karşılaşacaklarını bulacağız. Böldüm. 2 defa var. 30'u da 2'ye böldüm. Burada 15 defa. Yine aynı şekilde ikinci 30 dakikayı da 60'la çarpıp saniyeye çeviriyorum. Bu sefer 600 saniyede bir karşılaştıkları için bunu 600'e veriyorum. Şurada aynı işlem var zaten. Burası da 3 defa oluyor. Tamam, şimdi hazırladık soruyu çözümüne geçelim. A şıkkı. Mehmet ile Ali düzeltiyorum. Mehmet ile bir saatlik koşu süresi boyunca to toplam 15 kez karşılaşmıştır. Hayır, 15 buradan, 3 de buradan 18'di. Bu yanlış. B'ye bakalım. Eren ile 1 saatlik koşu süresince Mehmet'e göre daha fazla sayıda karşılaşmıştır. Eren ile arkadaşlar 15 defa, Mehmet ile toplam 18 defa karşılaşıyor. Bu da yanlış. Eren ile ilk yarım saatte Eren ile ilk yarım saatte 3 defa karşılaşıyor. 3 yazalım. İkinci yarım saatte göre daha fazla sayıda ikinci yarım saatte 15 defa karşılaşıyor. Daha fazla oluyor mu? Hayır. Bu da yanlış. D şıkkımız doğru. Bakalım. Mehmet ile ikinci yarım saatte. Mehmet de ikinci yarım saatte 3 defa karşılaşıyor. ilk yarım saate göre. ilk yarım saatte 15 defa karşılaşıyor. Daha az sayıda. Evet. Üçgen 15 oluyor. Daha az sayıda karşılaşıyor. D şıkkımız doğru olmuş oluyor. Evet biraz soru uzundu. Anlatması da uzun sürdü onun için arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncü soruya. Yine üstü ifadelerle bize kurallar vermiş. Bunları kullanacağız. Az önceki soruda da vardı zaten ikinci soruda. Tekrar etmeyelim orayı. Aşağıdaki sepetlerde üzerinde birer tam sayının yazılı olduğu dörder tane top bulunmaktadır. Her sepette dört tane. Yunus ve Gamze bu sepetlerin her birinden birer tane top alıyorlar. Her biri kendi toplarında yazan sayılardan en büyüğünü taban. Bakın büyük olan taban, büyük olan taban, küçük olan üst. Diğerini de üstü ifadenin üssü olarak, yani üsün üssü olarak yazıp birbirine denk iki tane üstü ifade oluşturuyor. O zaman ortanca sayı da üste yazıyoruz. Yunus'un toplarında yazan sayılar 4, eksi 3, eksi 1. O zaman 4 taban büyük olan 4, küçük olan eksi 3, bunun üzerine de eksi 1 yazıyoruz. Burası ne yapıyor? 4 üzeri 3 yapıyor. Üstler çarpılır. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptık. 3. Veya bunu 2 üzeri 6 da yazabilirsin. Şimdi 4 üzeri 3 veya 2 üzeri 6'ya denk bir sayı bulmamız lazım. Buna göre Gamze'nin toplarında yazan sayıların toplamı kaçtır diyor bize. Şimdi 2 üzeri 6 yapabilirsiniz. 2 üzeri 6'yı şöyle yazabiliriz. 2 üzeri 3 üzeri 2 yazabilirsiniz. Veya 2 üzeri eksi 2 e, eksi 3 yazabilirsiniz. Farklı farklı metotlar var. Şimdi bakalım e, Gamze için ne yapabiliriz? Ona bakalım. Zaten küçük olanı buraya yazıyorduk. Ş şöyle yazacak ikinci durum. Şurada da 2 içeride 3 dışarıda küçük olan ortada oluyordu. Neyse o çok önemli değil. Bir şey fark ettirmiyor yani. Sonuçta toplamlarını soruyor. Şimdi tabanımız 2 olsun. Evet 2'yi alabilirim buradan. Peki eksi 3 eksi 2 var mı? Evet eksi 3'ü buradan alayım. Eksi 2'yi de buradan alayım. Evet oluyor. O zaman 2 Gamze 2'yi eksi 3'ü bir de eksi 2'yi alsın. Bu sayıların toplamı toplarsanız arkadaşlar 2'ler birbirine yok eder. Eksi 3 olur. Cevabımız onun için C şıkkı oluyor. Evet geldik 5. soruyla devam edelim. Bunun çözümü bu kadardı. 5. soruya bakalım. Burada da dikkat etmemiz gerekiyor. Yine üstü ifadelerle ilgili arkadaşlar görüyorsunuz kuralımızı vermiş. Bir kereste fabrikası kalınlıkları farklı. Geniş ve e, genişlik ve boyları aynı olan. Bakın kalınlıkları farklı. Genişlik ve boyları aynı olan A ve B tipi tahtalar üretmektedir. A tipi tahtanın genişliği 5 üzeri eksi 1. B tipi tahtanın genişliği ise 2 üzeri eksi 2 imiş. A tipi tahtalar beşerli. Önemli burası. B tipi tahtalar dörderli. Olarak kalınlığı önemsiz bir bant yardımı ile paketlenmektedir. B tipi tahta paketleri bir depoya yan yana iki sıra halinde tavana kadar aralarında boşluk kalmadan e, yerleştirildiğinde depoda B tipi tahta sayısı 8 üzeri, 10, 8 üzeri 3 olmaktadır. Tamam. Buna göre depoya aynı şekilde yerleştirilebilecek B, e, A tipi tahta paketi sayısı en fazla kaçtır diyor. Şimdi 8 üzeri 3'tü bizim tahta sayımız. 8 üzeri 3 yazalım. Evet. Biz bunu e, dörderli paketlediği için 4 ile çarpalım. Bir de bakıyorsunuz iki tane sıra var şöyle. Bir de 2 ile çarpalım. Bir de her tahtanın kalınlığı 2 üzeri eksi 2 2 üzeri eksi 2'ye de bölelim. Tekrar ediyorum. Tahta sayısını... 4'er 4'er paketlediği için 4'e 2 tane sıra olduğu için 2'ye bir de her tahtanın kalınlığı 2 üzeri eksi 2 olduğu için 2 üzeri eksi 2'ye bölüyoruz. Devam edelim arkadaşlar sorumuzun çözümüne. Şimdi şöyle yapabiliriz. Şurası 2 üzeri 3. Üzerinde 3 bölüm. Şurası 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri eksi 2. Şimdi Üstün üstüne üstler çarpıyoruz. Burası 2 üzeri 9. Şunu da şunu çarparız. 2 üzeri 0. Yani o da 1 zaten. Çarpmada önemsiz olduğu için 2'ye böleceğiz. O zaman burası 2 üzeri 1. 2 üzeri 9 2 üzeri 1 ile bölünürse 2 üzeri 8 olur arkadaşlar. Şu mesafemiz 2 üzeri 8'miş. Bunu anlıyoruz buradan. Şimdi devam edelim. Acaba A'dan kaç tane olur? O zaman 2 üzeri 8'i Beşer beşer grupladığı için 5 ile çarpacağım. Sonra 2 sıra halinde bakın yine 2 sıra halinde olduğu için 2 ile çarpacağım. Bir de 5 üzeri eksi 1 ile çarpmam gerekiyor. Devam edelim. 2 üzeri 8. Yine aynı şekilde 5 üzeri 1 ile 5 üzeri eksi 1 çarparsam 5 üzeri 0 yapar. Ya değil mi? O da 1 olur. Onun da çarpmada etkisi yok. Gitti. Böyle 2 üzeri 1 ee yapıyorum. Bu da 2 üzeri 7 yapacaktır. Yani cevabımız burada B şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet geldik 6. soruya. Güzel bir soru. 6. soruyu arkadaşlar güzel hazırlanmış. Beğendim ben bu soruyu. Bakalım. Yeni faaliyete başlayan bir hava yolları firması Ankara'dan 6 günde bir Erzurum'a. 9 günde bir Erzincan'a uçuş planlamıştır. Bu firma her iki ile de ilk uçuşunu aynı gün gerçekleştiriyor. Tamam. Her iki gün başladılar. Başlangıç. Başlangıç. Başladılar. Erzurum'a gitmeyi planlayan Mehmet Bey bu firmanın bilet satış temsilcisiyle görüştüğünde Erzurum şehrine son uçuşun bir gün önce gerçekleştiğini öğrenmişti. Bir gün önce gerçekleşmiş. Tamam. Buna göre Ankara'dan Erzincan'a gidecek uçağın hareket etmesine kaç gün kalmıştır? Şimdi başladılar. 6 gün sonra bak şu Erzurum. Bu da Erzincan. Şimdi 6 günde bir 6 da olacak, 12'de olur, 18'de olur. Her 6 günde bir Erzurum'a uçuş var. Bir de 24'te olur. Böyle devam edelim. Erzurum ise 9. günde olur. 18'de olur, 27'de olur. Şimdi ne diyor? Bak ne diyor? Erzurum şehrine son uçuşun bir gün önce gerçekleştiğini söylüyor. O zaman şöyle kırmızıyı alalım. 7. gün gitmiş olabilir. Çünkü 7. gün giderse 6. günde hareket ettiği için uçak bir gün önce olmuş olur. Veya 13. günde gitmiş olabilir Mehmet Bey. Veya 19. günde gitmiş olabilir veya 25. günde gitmiş olabilir. Eğer 7. gün gittiyse Erzincan uçağın hareket etmesine bak dokuzuncu gündü burada iki gün var. 2 oluyor. O zaman 13. gün giderse Hareket etmesine 18. gün hareket ediyor Erzincan uçağı. O zaman burada 5 gün var. Bu da var. 19. gün giderse 27. gün hareket edecek Erzincan uçağının hareket etmesine 8 gün var. 8 de var. Fakat 3 olmuyor arkadaşlar. Onun için cevabımız 3 olacak. Bu güzel, hoş bir soruydu. Evet, devam edelim 7. soruyla. Şimdi yedinci soruya bakacak olursak, bu da güzel bir soru arkadaşlar. Diğer iki kadar uğraştırmayacak. Biraz burada daha rahat çözüm yapacağız. Ne diyor? Bir metro istasyonunda A yönünde 6 dakikada bir, B yönünde 8 dakikada bir metro gelmektedir. Metrolar saat 8:40'ta aynı anda bu istasyona gelmişlerdir. Beren bu istasyona geldiğinde A ve B yönünden gelecek metroların istasyona ulaşmalarına 5 er dakika kaldığını görüyor. Buna göre Beren'in bu istasyona geldiği saat aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 6 ile 8'in ekokunu bulalım. EKOK 6 8 arkadaşlar 24 olacaktır. Bunu biliyorsunuz zaten. Onu yazmayayım çözümünü. Şimdi 8.40'ta ilk metro hareketiydi. 8.40'ta başlıyor aynı anda. 8.40'ta başlıyor. Şimdi 24 bulduk. Her 24 dakikada bir arkadaşlar bu ıı, trenler beraber hareket edecekler. Şimdi 24'ü 5 ile çarpıyorum. Neden 5 ile çarptığımı söyleyeyim. Burası 5 ile çarpınca 120 oluyor. Bu 120 dakika demek. 120 dakika 2 saat. Her 2 saatte bir yine tekrar hareket edecekler. Çünkü ıı, saatlerimiz biraz ileride. O zaman ben buna 2 eklersem 10 olur. Bir 2 daha eklersem her 2 saatte bir ya. 12 olur. Bir iki daha eklersem saat 14 oldu. İki daha ekledim 16. İki daha ekledim 18 oldu. Yani topladık. Şurası 18.40 oldu. 18.40'a kadar geldik arkadaşlar. 1840'ta beraber hareket edecekler. Şimdi 5 dakika kaldığına göre buradan 5 dakika çıkarmamız lazım. 18.35 oluyor. Onun için çözümümüz bu şekilde yapıyoruz. Cevabımız 18.35 yani C Şimdi eğer 24-24 gitseydiniz çok ilerlemeniz lazım. Yani baya bir uğraşmanız lazım. Bakıyorum saatler büyük çünkü. 5 ile çarpıyorum. Sen 6 ile de çarpabilirsin. 7 ile de çarpabilirsin. Ama o sayıları çarpmayı tercih etmeyin. Neden derseniz 5 ile çarpınca tam 120 dakika yani 2 saat oluyor. Sen 6 ile çarparsan 144 olacak. İşte 2 saat 24 dakika. Yani 2 saat 24 dakika ile toplamak biraz daha zor. Bir de onlarla uğraşacak. Çünkü süratlerle. Ama iki saat iki saat ilerletmek daha kolay olduğu için bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu soruyu da bu şekilde çözdük geldik 8 soruya. Burada da güzel bir soru var arkadaşlar. Ee, dikkat etmemiz gerekiyor. Belki bazılarınız burayı anlamamıştır. pek Onun için e, dikkatle dinleyelim. Bir kenar uzunluğu 2 üzeri 5 santimetre olan kare şeklindeki bir kartondan kısa kenar uzunlukları santimetre cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvveti. Dikkat edin katı demiyor kuvveti. Olan dikdörtgen şeklindeki iki eş parça aşağıdaki gibi kesilerek çıkarılıyor. Sonra yağmur elde edilen iki eş parçayı kenar uzunluğu en büyük olan eş karelere bölüyor. Diğer parçayı da eda kenar uzunluğu en büyük olan eş karelere bölüyor. Buna göre Eda'nın oluşturduğu karelerden biri ile yağmurun oluşturduğu karelerden birinin kenar uzunlukları toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi ikinin kuvvetleri arkadaşlar onları tek tek denememiz lazım. Şimdi ikinin birinci kuvveti olabilir. İkinin birinci kuvveti olursa bakın şuradan iki ayırdım. Buradan iki ayırdım. 2 üzeri 5 32 idi. Şu ortaya ne kaldı? 28 kaldı. O zaman bir kenarım iki. Oraya da 28 kaldı. Topladım. 30 olabilir. Şimdi e, arkadaşlar bir dakika oraya dikkat edelim. Eden'le oluşturduğu karelerden her biri şimdi her biri 2 e, birimlik yaptık. Şimdi şurası 28'di, şurası da 32 idi. Şimdi 28 ile 32'nin EBO'bunu e buluyorsunuz. Burada EBO'bumuz 4 oluyor. Yani oluşturduğun her bir karenin bir kenarı 4 4 şöyle. O zaman buradan e, Eda'nın oluşturduğu iki birim her bir kenarı e, öbürü kimdi? Yağmur'un da 4'ü topladık. 6 olabilir. Cevaplarda 6 var. Sonra 2'nin ikinci kuvveti olabilir. Eda'nın oluşturduğu yani 4. Şuralar 4, 4 olursa artık buraları iptal. 4 4 8 32'den 8 çıkardık. Öbür tarafa 24 kalıyor. Şimdi ne yapacağız? Ebob 24 32 yapıyoruz. 24 32'nin EBOB'u 8. Yani yeni oluşturduğumuz şu kareler şöyle. Her biri 8 8 8 olacak. Şimdi Eda'nınki her bir kenarı 4'tü. Yağmur'unki de 8 oldu. Topladık 12 olur. Şıklarda 12 de var. Şimdi 2'nin 3. kuvveti de olabilir. 2'nin 3. kuvveti 8. Artık şuralarda iptal. Yeni sayımız 8. Ya da buraları silelim. Daha rahat olsun şöyle. Karışmasın. Şimdi 8 alttan 8 üstten kestik. 16 çıkaracağız. 16 kaldı. Şimdi bir de şu 16 ile 32'nin EBOB'unu yapıyoruz. EBOB. 16, 32. Zaten birbirinin katı oldukları için cevabımız burada 16 olacak. Şimdi Eden 2 8, ee, Yağmur'unki de 16. 8 artı 16, 24 yapıyor. 24 de var. Hangisi olamıyormuş? 18 olamıyormuş. Diğerlerinin olduğunu gösterdik zaten. Evet bu da arkadaşlar zorlayıcı bir soruydu. Uğraştırıcı bir soruydu. Bazen e, belki bunları düşünemediniz. Hiç aklınıza gelmemiştir. Şimdi geldik 9. soruya. 9. sorumuz çok daha bizi zorlamayacak. Bakalım. 648 adet yumurtanın tamamı her biri 30'ar adetten az ve eşit sayıda yumurta alan kollere konularak satışa sunulmuştur. Belli sayıda koli satıldıktan sonra satılmayan yumurta sayısının 360 olduğu görülmüştür. Buna göre en az kaç koli yumurta satılmıştır? Şimdi o zaman 648'den satılmayanları çıkaralım. 360'ı çıkaralım. 288 kalıyor. 288 tane yumurta burada e, satılmış. Biz bunları 30'dan e, az olacak şekilde eşit sayıda kolilere doldurmak istiyoruz. Acaba kaç yapabiliriz? Şimdi 30'a çok yakın olacak bir sayı bulmamız lazım. 288'in bir çarpan olsun. O zaman şöyle yapalım. 288'i 2'ye böldüm. 144. 2'ye böldüm. 72. 2'ye böldüm 36 bir daha 2'ye böldüm 18 bir daha 2'ye böldüm 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 böyle asal çarpanlarını ayırdım şimdi 30'a yakın olacak şekilde ne yapabiliriz ona bakalım şimdi bak şöyle şu 3 sayıyı alayım 2, 2, 2, 3. Çarpın 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. 24. 30'a en yakın 24 çarpanını buluyoruz. Diğer türlü arkadaşlar olmuyor. Mesela 3 çarpı 3, 9 çarpı 2, 18 çarpı 2, 36 geçiyorsun zaten. Başka en yakın 24 oluyor. Yani bu sayılarla çarptığında 30'a en yakın sayımız 24. O zaman her bir paketimiz 24 tane alıyor. 288'i 24'e böleceksiniz. Demek ki 18, 12 tane kolimiz oluyor. Veya bunlar gitti zaten şu kalan çarpanları çarpabilirsin. 2, 2, 3 çarp yine 12'yi bulacaksın arkadaşım. Evet devam edelim geldik 10. soruya arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Yine üstü ifadelerle ilgili bize kuralları hatırlatmış. 2 soru da daha vermişti. Şimdi bakalım sorumuza kısa kenar uzunluğu 3 üzeri 3 milimetre olan 3. Dikdörtgensel bölge kısa kenarı doğrusal, uzun kenarları çakışık olacak şekilde yerleştirilerek aşağıdaki desen elde edilmiştir. Şimdi e, ne yapıyor? Şunları şunun üstüne getiriyor. Böyle e, her bir e, ayrıtı 3 üzeri 3, 3 üzeri 3, 3 üzeri 3 mm olan bir şekil oluşturuyor. Bu desen aralarında boşluk kalmayacak şekilde AB doğru parçası boyunca çizilerek bir duvar süsü oluşturulmuştur. AB doğru parçasının uzunluğu 15 üzeri 4 milimetre olduğuna göre bu duvar süsü oluşturulurken başlangıçta verilen desenden kaç adet kullanılmıştır diyor bize. Şimdi şu desenin uzunluğuna bakalım. 3 üzeri 3'ten 3 tane olduğu için 3 çarpı 3 üzeri 3 yapacaksınız. 3 çarpı 3 üzeri 3 de 3 üzeri 4 yapar çünkü burada 1 var. Şu bizim e, duvarın uzunluğu 15 üzeri 4'tü. O zaman bunu 15 üzeri 4'e bölersek 3 üzeri 3 4'ü e, paydaya yazalım. 15 üzeri 4, 3 üzeri 4'e bölüyoruz. Bunu da şöyle yapalım. 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 olarak yazabiliriz 15 üzeri 4'ü. Şunlar gitti. Şurası 5 üzeri 4 oldu. O zaman 5 üzeri 4'ü bulduk arkadaşlar. Şu her bir aralığımız 5 üzeri 4. 5 üzeri 4. 5 üzeri 4 de biliyorsunuz 625 yapar. 4 tane 5'i çarpacaksınız. Yani 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 yaparsanız 625 çıkmaktadır. Evet arkadaşlar soruları sizler için çözümlerini yaptık. İlk örnek sorularımız bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Aşağıda yorumlarınızı beğeniniz abone olursanız bize kanalımıza destek vermiş olursunuz. Ayrıca kanalımızda her ay yayınlanan örnek soruları bulabilirsiniz. Sizler için hemen çözüp kanalımıza aktaracağız. Dediğim gibi LGS için konu anlatım videolarını da kanalımızda yapıyoruz. Birçoğunu yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Hoşçakalın.